Ben eskiden şimdi şöyle de düşünüyordum. İnsan tam temelde eğitim. Çünkü din eğitimdir. Eğitim yapar. İnsan camül cemdir ya. Camül ezdattır. Yani 18 bin alemi cem etmiştir. Camül cem denilir. Cemül cem denilir. Camül ezdat denince zıtların cemidir. Celal ve cemal. Camül ezdat. Şimdi insan her iki tarafı olur. İkisine de hamil olduğu için. Anladın mı? Ondan sonra hamile olduğu için doğurur. O zaman doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapmak doğruluğunu geliştirir. Ama bunu da nazara al. Ben çok uğraştım. İnsanlarla Abi orada hani dur hemen bir dakika. sorabilir miyim? İnsanlarla çok uğraştım. Şuna kanaat vardım. Senelerce uğraştım. Bak senelerce onunla uğraştım. Adam şimdi hapiste olacaktı. Şimdi hapiste olacaktı. Bir cemaatte bulunuyordu. En tepelerdeydi. Bunun dışında söylüyorum sana. Evet. En tepelerdeydi. Ondan sonra bu adam nurları tanıdı şimdi. Oradan kurtuldu. Şimdi hapiste olacaktı. Bir bakıyorum ki çok şiddetli bir şekilde beni tenkit ediyor. Lan lan hapisten kurtardın lan. Yani sen şimdi hapiste olacaktın bu ihtilalden. Çünkü en tepedeydin. Hem de diyor Allah razı olsun diyor. Beni şey yaptı diyor. Şimdi şu kanaate vardım. İyi adam iyi yerde de iyidir, kötü yerde de iyidir. Kötü adam kötü yerde de kötüdür, iyi yerde de kötüdür. Yılan su içer, zehir akıtır. Arı, bir şey anlatacağım. Arı su içer, bal akıtır. Bu peki iyi yerde adam nasıl kötü oluyor? Kötülüğü fazla inkişaf etmiyor. Yani sırtlan gibi iken iyi ortama, ya da münafıklık onu perdeliyor orada. yani sırtlan gibi orada şey fıtratı iken iyi yerde bu çakala dönüşüyor. Veya köpeğe dönüşüyor. Yani bakın iyi yerde, iyi mekanda, iyi insanlarla kötü insanın olması kötülüğü kalkmıyor. Kötülüğü İzole. azalıyor. İzole olur. Ha, peki Kötülüyor. iyi adamın kötü yerde, o kötü insanlarla, kötü mekanda, Almanya'da falan yerde çalışıyor. Bu adamın, iyi adamın kötülüğü artmıyor. İyilik yapma tarafı azalıyor. Dolayısıyla ne çıkıyor buradan? Şu. Herkes karakterini yaşıyor. Değişmiyor. Karaktersiz karaktersizdir. Namussuz namussuzdur. Vefasız vefasızdır. Vefasız ortamda olduğu için vefasız değil. Kanı bu yani. Onun için herkes olması gerektiği Gerektiğinde. yerdedir ve olması gerektiği işi yapıyor. Değiştirmeye de çalışma. Yok, değiştirmeye çalışma. Değişmiyor. Değişmez. Çünkü insanlar Allah diyor bak. Allah Celle Celaluhu. Ve ma bi nimeti rabbike feddis. Nimetini tadat etmeyince ve ma ale resul ile bela. Peygamberimiz kendisini yırtıyordu. Benim acaba suçum mu? Oh, çok Tebliğde. güzel. Acaba biz mi beceremiyoruz? Yani dershaneciliği. Meğer peygamber de yapıyormuş Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Kendisini yırtıyormuş. Ben mi beceremiyorum şu tebliği? Allah diyor ki yırtma kendini. Perişan etme kendini. Peygamberlere ancak tebliğ vardır. Ben ise diyor devredeyim diyor. Yani kim nereye layıksa onu nasip Hiçbir ediyor. insanın kader çizgisi değişmez. Yani Allah'ın ben çizgisi. yaptığım için o adam öyle değil diyor Cenab-ı Hak. Kader nedir o? O adamın tiniyeti bu olduğu için budur. Bazıları diyor ki ya böyle karşısına çıktı. Böyle değildi. Böyle bir arkadaş grubu karşısına çıktı da böyle oldu. Bak kardeşim, ağaçlar rüzgarı çekmez. Ağaçlar yağmuru çeker.
bu adamın karşısına kötü adamlar çıkmasının sebebi celbettiğindendir. Ruhu onları çekiyor. Çık burada almayadan dışarıya. Nereye gider bu adam? Nereye içi götürürse. Yani adam çakalsa o çakalın burnu boka götürür. O burun oraya götürür. Eğer adamın ruhu kartalsa, karga ise leşe götürür. Adamsa camiye, medreseye, dergahlara götürür. Şey mesela siz, sen taksicisin. Taksiye bindi adam. Türk Allah Allah konuştu. Abdullah durur mu? 2-3 kelime mutlaka edecek. Adam ne yapar? İlgiyi çekse 20 kelime anlatma Abdullah. 2 tane anlat. O adama yetiyor. Aa öyle mi ya Allah Allah. Ne güzel şeyler. Ya ne okuyorsunuz veya nereye gidiyorsunuz? Adam bindi, indi. 20 tane kelime sarf ettin. Hiç aldırış etmedi. Aynı adam bak hiç mimiklerinde değişiklik olmuyorsa israf etme. Çünkü o küze inci takma. Ketaliku dürevi fe'anakül bakar. Onlara boncuk tak, boncuk. Boncuk. Takma şimdi bunlar. O mektubatta geçiyor. Layık olmayanlara diyor anlatma o küze inci takmak gibidir. Layık değilse ye var. Layıktır. Bak ye'yi kaldırırsanız layık olur. Eğer hak ediyorsa ye koyarsın. Layık olur. Anladın? Hiç böyle herkes olması gerektiği yerdedir. Yapması gerekenleri yapıyor. Peki kişi kimdir? Kız vereceksin, kız alacaksın. Nasıl tanıyacaksın? Çevresine bak, o da o tipten. Çok güzel. Hiç endişe etme. Kimlerle takılıyor? Mesela abi diyor, şuna bir bakar mısın diyor. Bak şimdi. Kızımızı talip diyor, şu damat adayı. Bu akşam derse geleceğiz abi diyor. Veya benim oğlumla gelecek diyor. Veya erkek yok ya. Abi diyor falan tipinde, falan isimde, falan yerli derse geleceksen çaktırmadan bir gözlem yapar mısın? Tamam mı? Kızıma talip dedi. Bak Türkiye'de bundan 15 gün önce. Tek başına gelecek dershaneye. Ama dedi benim sana bildirdiğimi demedim dedi. Ama o tahmin edebilir dedi. Ama sen bir bakar mısın? Yani nasıl bir şey? Geldi neyse tanışıyoruz ya. Onunla da tanıştım. İsmini daha önce söylediği için adam, kızın babası. Bak bir şey anlatacağım. Adam tipini de söylüyor. Tanıdım zaten. O adam. Oturuyor. Sakın dedim bunun kızını verme. Daha bir şey konuşmasın. Tabii. Dersten sonra şey yaptı. Niye? Adam bu işte hiç bezi yok. Nereden biliyorsun? Yalandan zoraki duruyor. Kıçını ikide bir yerini oynatıyor. Hiç bezi yok bu işlerden. Hemen fıtratı itiyor. Yani mimiklerden göz kaş, kafa ona çeviriyor, oraya yapıyor. Duramıyor. İçinde bir tane tıngırak yılanı var. Çıngırak yılanı derler ama ben tıngırak diyorum. Ses de yapıyor. Tıngırak yılanı var. Bırakmıyor adamı. Yeni de duramıyor ki. Zoraki 45 dakikalara kadar canı çıktı. Yani sırf oturmasından bellidir nerenin malı olduğunu. Git ona kahveyi koy. Sabahtan akşama okey oynar. Rahat. İki, gözlerine bak. Gözleri yalan söylüyor. Gözleri sana bakamaz. Tamam mı? Oynar. Canı sıkılan, kafasını vesaire. Şimdi herkes iyilik yaptık nankör diyor. Dizine tutsun deme. Niye? En iyiliklerin başı Allah'tır. Allah'ın nimetini yapıp da gıybet iftira yapan, yediği nimeti tabağa pisleyen adam kadar nankör kim olabilir? Çok güzel. Allah'a nankörlük yapana bana yapsan ne olur? Hemen asıyorsun da. Evet. Cumali kusuruma bakmıyorsun değil mi abi? Estağfurullah. Allah razı olsun. Onunla ilgili benim çok hoşuma giden bir halk deyimi var. Bilmiyorum duymuşsunuz mu? Ne? Hak. O şeyle ilgili bir halk deyim var diye halk dilinde. Hı. Ben buna demiş iyilik yapmadım ki. Bana bu kötülüğü. Duymuşsunuz mu? Duydum tabii. Ha, çok hoşuma gider. Mesela bizde Lazlar'da bir şey var. İnsanoğlu hokkabazdır. Kimse bilmez fentini. Kime yaptın eylük ise ondan sakın kendini. Bak bir daha.
İnsanoğlu hokkabazdır. Kilmez, kimse bilmez fentuni. Yani karakterini gizlidir. Sığırsa öküz değildir. Çakalsa tavuk değildir. Ama insan ise her şeydir demektir. Fentuni. Yani insanoğlu hokkabazdır. Yani olmadığı halde gözükür. Hokkabaz var ya. Göz boyar. İnsanoğlu hokkabazdır. Yani aslını göstermez. Sırt aslını gizleyemez. Horozim diyemez. İnsanoğlu gizler. İnsanoğlu böyle hokkabazdır. Kimse bilmez. Fentuni. Aşağıya asar mısın? Daha çabuk kurur. Bu alt dil değil abi. Bu ayet gibi bir şey. Ondan sonra kimse bilmez. Fentuni. Yani iç alemini bilmez. E peki ne yapar? Bunu nasıl gözükür diyor? Bunu yapar, rastgele yerden çıkmıyor. Ecdat demiş. Ecdat eskide bunlar... Rastgele ecdat değil yani. Ecdat ama... Gelenek, geneleğin... Bunu söyleyebilmek için bilge, neler lazım, neler lazım. Bilge insanlardı, bilge. Sonra ne diyor? Altına söylüyor ki, nasıl ortaya çıkar bu adam? Ha diyor ki... Nasıl çıkar? Kime yaptın evlilik ise adamı tanımak mı istiyorsun? Bir iyilik yap diyor. Ondan sonra bak bak. Kötülük yapma diyor. Bir iyilik yap diyor. Kime yaptın evlilik ise ondan çıkar, ondan koru kendini. Ondan kendini koru. Anladım. Tamam mı? Şimdi iyilik abilik yapmayacak mıyız? İyiliği onun için yapma. Allah için. Allah için yap. Hani denize demiş ya. Halk bilmese, halk bilip denize aslında kötülüğü oradan buluyoruz değil mi? Allah için yapmadığımız için. Çünkü iyilik yapınca... Allah için yapmış olsam, kötülük yapmış olsa bile benim ağrıma gitmez. Dolayısıyla insanlar... Teoride öyle. Teoride öyle de uygulamaya döksün o zaman insanı. Evet. Onun için üzülmeyeceksin. Abi. Niye biliyor musun? Allah diyor ki Celle Celaluhu, sen tebliğ et. Sen tebliğ et. Gerisini bana bırak. Yırtma kendini. Sen vazifeni yaptın. Rüştü abi şu hadisi çok zikrederdi. Ben fıtratıma uygun söylüyordum. Beni durdurmaya çalışıyordu. Zarar görmemi istemiyordu. Daha fazla yanında kalıp yetişmemi istiyordu. Dedi ki, yırtma kendini. Tebliğ durdu dedi. Allah. Evet. Yırtma kendini. Şey için söylemiyorum ama benim gibi de yırtan çok az olurdu. Yani şu anda bir program, bir aylık programımı anlatsam aklın durur. Yani, yok zaten. Yok. He, yok. Yani bir normal imişen ama bu Allah'ın bana ikramı diye düşünüyorum ama yani normal bir insan fıtratıyla olmaz. Oradan oraya falan. Hepsi program, hep deruni. Hep deruni programlar. Yani tombala açar gibi kitap açıp ders yok yani bizde. Aslında kendi kendinize tebrik ediyorsunuz. Onu fark ettiniz. Evet. Kendiniz aslında inkişaf oluyorsunuz. Dedi ki, Allah Resulü'nün hadisi var dedi. Çok hadiste uzmandı. Evet. Çok muhaddis gibi böyle. Çok uzmandı. Dedi ki, o bir tam metni değil de bir mana söylüyorum. Ne zaman diyor, mucibince amel olmaz? Peygamberimiz hadisinde. Bir, ne zaman mucibince yani ona lazım olan hareketleri yapmaz. Bildiği şeyle yaşamaz. Bak ne zaman mucibince hareket etmez. Kendi reyleriyle hareket ederse. Mucibince amel etmez. Kendi reyleriyle amel ederse. Yani bildiğiyle yaşamaz. Dini kendisine göre yorumlarsa. Ondan sonra sen diyor kılıncını diyor. Cihadın simgesi ya kılınç, kalem. Kılıncının diyor ağzını körlet, kılıfına koy, evinden çıkma dedi. Sen kendini, evladı, ihalini kurtarmaya çalış. Kendini kurt... Abi dedim benim evladı, ihalim yok, dersiniz değil, vakıfız. Kendini koru. Sen kendini koru. En büyük hizmet kendini koruyabilmektir. Yani dedi bozulma yeter, terakkinin adı odur dedi. Terakki yükselmek değil, bozulmamaktır. Ondan sonra gidiyorsun falan, uğraşıyorsun. Çıkıyor mu? Çıkıyor da. E işte, onda dersini yap. Layıka mı? Ne? Allah ne imkanı verdiyse yayın. Onla yayınla. Onlar kim nereye layıksa Allah buldurur, merak etme. Eğer dedi sen koşturursan, o
Risale, Ustad Kur'an ve hadis için söylüyor. Sen de Risale için söyleyeceksin. Ne? Bizim vazifemiz diyor şimdi malum mevzuları nakletmek değildir diyor. Ne? Malum mevzuları nakletmek değil. Ne peki? İstihraci esrardır diyor vazifemiz. Barla'da diyor. Yani metinden, kitabın içinden sırları istihraç etmek, çıkarmak. Hadiyeler yapılmışsa herkes. Kitap herkesin elinde. Evet. Onu gidip anlatmaya değil. Evet, o herkes alır. Herkesin elinde. Evet. İstihraci esrar. Yani sırları o gömülü kelamın içinden çıkar. Ve dostlarına paylaş. Yani ne yayının varsa. Koşturma. Çünkü o koşturduğunun onda birini kendine harca, bozulma yeter. Ben bu konuda sizi takip ediyorum. Ya. Ellerinizden ayaklarınızdan öpüyorum. Estağfurullah. Çünkü yani birisinin bir nasibi varsa gelip sizi böyle tepenize buluyor. Biner. Biniyor. Yani bu konuda ben sizi takip ediyorum. Evet yani bulur. Mesela sen Orlando'dan bulmadın mı bizi? Ben buradan 700 kilometre aştım geldim ben buraya. 700 kilometre bak. Evet, 700 kilometre. Ve kaç günden beri buradasın? Hastayım. Ve kaç günden beri buradasın? Ama Allah sana evimde rahat etmediğim rahatı burada bak, rahat ya haritalı dersi dinledim burada. Serbest bölge. Kur'an psikolojisi yaptık. Ondan sonra insanlar ilişkilerinde birbirimize nasıl bakacağız? Allah Resulüne bakış tarzından yaptık ders. Ondan sonra başka ne ders vardı? Birkaç tane de yapmıştık. Bak bunları nerede bulacaksın? Hepsi terapi bunlar. Hepsi terapi. Ya Hasan abi benim geçmişimi bilseniz 5 kuruş etmez bir adamım ben. 2 kelime edemez bir adamım. Şu an karşımda kimse duramıyor, konuşamıyor. Elhamdülillah. Bir ton laf ediyorlar, bir laf söylüyorum, adamlar bir kilitleniyor. Öz ya. Yani bu sizin derslerde vermiş olduğunuz formüller, yani vermiş olduğunuz böyle formül. O formülle, yani bir toplama işareti verirsiniz, o toplama işaretiyle bütün şeyler halloluyor. Evet. Yani. Şimdi bazı insanları, Cumali de dinlesin. Bazı insanlar hayatınızdan çıkarın. Bazı insanlar hayatınıza toplayın. Bazı insanları hayatınıza bölün. Bazı insanlar hayatınızın içine çarpın. Ben bunları şey yaptım hepsini. Anladınız mı? Bu dediklerinizi bir yaptım. Daha. Matematik söylüyorum. Doğru. Bazı insanlar akraban olur, familyan olur. Yani, eşin tarafı senin anne baba tarafın olur. Cemaatin içinde dahi ders olsa. Bazı insanlardan uzak mı duracağız, yakın mı duracağız? Onun formülü şu. Bazı insanlarla dershanede dahi böyle aynı salonda otursam bile bazı insanları hayatınızdan çıkarın. Çıkartma. Bazı insanlar hayatınıza toplama yapın, ekle. Bazı insanları hayatınızın içerisine bölün, bazı insanları hayatınıza çarpın. Çarpma. Tamam mı? Şimdi bazı insanlar var ki görüldüğü zaman seni ferahlatıyor, konuştuğu zaman seni rahatlatıyor. Bu hayatınıza çarpın, senin kaliteni yükseltir. Aynen. 5 kere 3 ne yapar? Senin çelik yapıyor. 15 yapar. Demir çelik yapıyor. Evet. O manada. Bak 3 kere 5 15. Evet. 3 artı 5 8. Ha bir ders arkadaşı ise topla. 3 artı 5. Evet. Ama sana ufuk açanı hayatınla çarp. Evet. Çarp ki yani. Ondan sonra peki bazıları konuştuğu zaman sana yani olumsuz, negatif adam. Aynen. Yani. Gördüm böyle acayip şey. Bu adamı çıkart hayatından. Kaçasım geliyor. Bu adamı çıkart. Ondan sonra bazı adam seni işte teşvik ediyor dershane. Hayatına topla. Derse gidip gelirken arabayı alıp göt. Yani beraber olmakta fayda var. Evet. Bazı insanları da hayatına böl. Ömür verme ona. Zaman verme. Hayatın da onu böl. Ona o kadar hisse ver. Anlatma. Meşgul olma. Evet. Tamam mı? Böyle şey yaptığın zaman o kadar rahat ediyorsun ki. Evet abi. Bir yaşıyorum. Camide kalıyor muyum? Herkese insan geliyor. Bu matematiği anladın değil mi abi? Çok da yattı abi. Çok kafanda yattı değil mi abi? Şu an fark ettim abi. Cemaat ediyorum. Bunu yapınca etrafında 3 tane adam kalmıyor. Allah Resulü'nün. 3 tane bulsan çok. Allah Resulü'nün altın yanında kaç kişi kalmış? Ve bildiği halde Resulullah bak düşün. Resulullah kim ya o? Bak. Resulullah kim? Fahri kainat.
sebebi mevcudat, vesile-i saadet-i dareyn olan bir zat, bunun dersini, ruhunu, bunun ahlakını, yaşantısını, her şeyini görüp de hala kafir, münafık, gizli münafık kalan varmış yahu. Neden bahsediyorsun daha sen? Efendimizin şeyini. Evet, safında münafık vardı ya. Ha, şey, bildi, sır katibine bildirdi. Allah bildirdi. Yani Allah bildirdi. Allah dedi, ona diyor ki ben sana, ben diyor bak, ben dahi. Evet. Bak ben sana bildirmeseydim sen dahi bilemezdin. Resulullah'ın ahlakını, yaşantısını canlı turfanda, Kur'an'da değil, turfanda, hayatta gördüğü halde münafık kalmış. İnsanoğlu böyle bir şeydir. Öteki tarafta hiç görmediği halde Veysel Karani olmuş. Hiç duymasıyla. Ben görmedim, sen de görmedin, onun hastasıyız. Bu hadis mi? İki kişi Allah için bir araya gelince üçüncüsü Allah'tır. Evet, üçüncü arkadaşları, üçüncü dostu Allah'tır. Şimdi hadis, hadistir o. Hadis. Bu çok şey yapıyor. Evet, acayip bir şey. Yani üç kişi yetiyor insan aslında. Üç kişi etrafında gerçekten... Bir de şunu şey yapın, şunu da söyleyeyim hatırıma geleni. Diyor ki, insanlı ilişkilerde sakın detaya girmeyin. Esas noktalarda birlik arayın. Kesinlikle. Detaya girmeyin, detay doğru izah olsun. Etmeyin. Detaya sakın izah ettirme, meşgul olma, detay yapma. Doğru. İlişkilerinizde detaya girmeyin. Aile hayatında da öyle. Teferruat diyor hadiste. Evet. Şeytan sizi diyor, haktan diyor, udul etmesine. Dün akşam derste biraz da bahsettim. Şeytan sizi haktan uzaklaştırmasına, kavga yapmanıza en büyük sebepler şu. Kafire başka yöntem uygular, Müslümana başka. Abdullah'a der ki, size der ki, ailede detayın detayı detayı. Esasat oldu mu teferruatla meşgul olma. Esasatı bulan, bulamayan teferruata dalar. Lubu bulamayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata dalar. Muhakeme ve muvazeni kaybedenler çok hata yapar, yaptırırlar. Var ya, edile-i şeriye. Sizin kitapta 42. Muhakemat normal şeyde 49. sayfada. Şimdi detaya girme. Ders yaparken de öyle. Ama bir ders mesela, külliyat bunu anlatmış mı? Mesela bana diyorlar ki sen bunu söylüyorsan detaya giriyoruz. Ben detaya girmiyorum. Risale-i Nur'da mevzu zaten. Vicdanın 4 tane unsuru var diyor. 136. Zihni, Latife-i Rabbani vesaire. Sen, ben detaya girmedim. Zaten ustadın olduğu söylediğini naklettim. Detay şu. Onun orasının orası. Ona gerek yok. Boğulursun. Evet.